İkinci yöntem olarak deneyi göreceğiz. Deneyde ne yapıyoruz? İşte bilimsel gerçeklikleri ispat ediyoruz. Bilimsel gerçeklikleri ispat ediyoruz. Hipotezleri test ediyoruz. Tabii bunları deneyde elimizi kolumuzu da kullandığımız için psikomotor becerileri de ne yapıyoruz? Geliştiriyoruz deneyde. Deney dediğimiz şey işte olayları laboratuvar ortamı. Yani laboratuvar ortamı dediğimiz şey nedir? Kontrollü bir ortamda aşama aşama inceliyoruz. Bunu sağlayan bir yöntemdir. Biz yaptığımız için bizzat öğrenci yaptığı için ilk elden somut deneyim kazanıyor öğrenci. Yani kendisi yaptığı için yaparak yaşayarak öğreniyor. Şimdi öğretmen olarak biz ne yapmamız lazım? Güvenlik önlemlerini almamız lazım ve her öğrenci deneyi yapması gerekiyor. Çok kalabalıksa sınıf gruplar, küçük gruplar şeklinde de yaptırabiliriz. Az ise bireysel yapmalarında nedir? Fayda vardır. Deney sonunda sınıfça bir değerlendirme yapılır ve rapor yazılır. Sadece öğretmen yaparsa, öğrenciler isterse, izlerse buna biz ne diyoruz? Gösteri deneyi diyoruz. Deneyde yani hipotezleri, bilimsel gerçeklikleri ne yapıyoruz? Öğrencilere ispat test ettiriyoruz, ispatlatmaya çalışıyoruz. Deney dediğim şey o. Bireysel çalışma dediğim şey bir adı üzerinde zaten. Bireysel çalışma yönteminde yani bir konuyu kendi başına öğreniyor öğrenci. Yani kendi başına öğrenmeyi öngören nedir? Bir yöntemdir. Yani bağımsız çalışma. Kendi başına ne yapıyor? Çalışıyor öğrenci. Bağımsız çalışma alışkanlığını ne yapmış oluyor? Kazandırmış oluyor. Peki bireysel nasıl çalışabilir? Hangi araç gereçleri kullanabilir öğrenci? Yani bilgisayar kullanabilir. Bilgisayar destekli öğretim araçları kullanabilir. İnternet ortamları, internet kullanabilir. Çevrimiçi olabilir. Laboratuvarda bireysel çalışabilir. Yine eğitim yazılımları yani internette kullanabilir. Ders araç gereçler, kitapları ne yapabilir? Kullanarak kendi başına çalışıp kendi başına ne yapabilir? Öğrenebilir. Yani bir konuyu kendi başına çalışıyorsa, kendi başına öğreniyorsa biz buna ne diyoruz? Bireysel çalışma diyoruz. Gösterip yaptırma tekniği. Buradan soru fazla geliyor. Geçmiş yıllarda geldi. Şimdi hem öğretmen hem öğrenci merkezli bir yöntemdir bu. Gösterme işini kim yapacak? Öğretmen yapacak. Yapma işini kim yapacak? Öğrenci yapacak. Yani öğrenciye yapacak. Öğretmen gösterecek, öğrenciye ne yapacak? Yaptıracak. O anlamda gösterip yaptırma yöntemi diyoruz. Hem öğretmen hem de öğrenci merkezli olan tek yöntemdir bu. Öğrenciye bizzat yaptırdığımız için yaparak, yaşayarak öğrenmeler gerçekleşiyor. Yapıyorsa duyu organı sayısı arttığı için öğrenci, yani yaparak yaşayarak öğrenme varsa öğrenci yapıyorsa duyu organı sayısı arttığı için birçok duyu organı da kullanma olanağı sağlamış oluyoruz. Tabii psikomotor bir beceriyi gerçekleştirdiği için psikomotor becerileri yani deneyimsel becerileri kazandırma da etkili bir yöntemdir gösterip yaptırma. Peki gösterip yaptırma nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle öğretmen devreye giriyor. Bir işin, bir becerinin nasıl yapılacağını gösteriyor. Ve öğrenciler de, bütün öğrenciler de davranışı doğru yapana kadar ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Yani öğretmen her öğrenciye ne yapıyor? Yeterli süreyi veriyor davranışı doğru yapana kadar. Gösterip yaptırma dediğine göre bu işin bir öğretmen boyutu var. Bir öğretmen boyutu var. Bir de ne boyutu var? Öğrenci boyutu var. Şimdi öğretmen ne yapacak? Öğrenci ne yapacak? Önce öğretmen gösterecek ama göstermeden önce şimdi psikomotor davranışları kazandıracaksınız. Psikomotor davranışları kazanırken öncelikle iyi bir plan yapacağız. Konuyu amacı öğrencilere açıklayacağız. Materyalleri hazırlayacağız ve güvenlik önlemlerini de ne yapmamız lazım? Gerekli güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. Yani davranışı tüm sınıfın önünde öğretmen ne yapacak? Gösterecek. Aşama aşama açıklamalarını yapar. Her aşamada öğrencilerin de soru sormalarına ne yapar? İzin verir öğretmen. Gerekiyorsa gerekli gördüğü ya da öğrenciler anlayamamışsa gerekli tekrarları yapar, aşamaları tekrarlar. Ve öğrenci yaparken, yani öğrenci yaparken bir hata yaparsa onu ne yapar? Anında dönüp düzeltme verir öğretmen. Yani öğretmenin yaptığı şeyler bunlar. Peki öğrenci, şimdi bu tür
bir beceriyi kazandırıyorsanız, psikomotor beceriyi kazandırıyorsanız, bunun oturma düzeni U oturma düzenidir. Yani burada öğretmendir. Çünkü burada herkes ne yapacak böyle görecek. U oturma düzeni olacak. Çünkü burada ne olması lazım? Beceriyi yapabilmesi için öğrencinin modeli iyi gözlemlemesi gerekiyor. Öncelikle her öğrenci görecek ve her öğrenciyi de bir davranış yapabilmesi için yapma fırsatı ne yapmamız gerekiyor? Vermemiz gerekiyor, gösterip yaptırma tekniğinde. Yine çok soru gelen bir yöntem, örnek olay incelemesi. Yani örnek olay incelemesi aslında şeydir. Yani bazı yönleriyle şeye benzer, problem çözmeye benzer ama şimdi burada şey vardır, sınıf ortamında bir tartışmadır. Yani burada bilimsel süreç basamakları kullanılmaz. Şeyde probleme dayalı öğrenmede ya da problem çözme yönteminde nedir? Bilimsel süreç basamakları kullanılır. Burada o kullanılmaz. Sadece öğrenciler ne yaparlar? Akılcı, mantıklı yollarla konuyu tartışırlar. Şimdi burada yine gerçek hayattan bir problem alıyoruz. Günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ya da karşılaştıkları bir problemi sınıf ortamına getiriyoruz. Burada öğrenciler analiz ediyorlar, tartışıyorlar ve mutlaka sürecin sonunda olay öğrenciler tarafından nedir? Tekrar yazılıyor. Bu şekilde öğrenme gerçekleşmiş oluyor. Peki örnek olayı sınıfa nasıl getireceğiz? Örnek olayı sınıfa nasıl getireceğiz? Günlük yaşamdan nasıl getireceğiz? İşte öğretmen farklı kaynaklardan getirebilir, kendisi oluşturabilir ya da öğrenciden de isteyebilir ama genelde burada öğretmen verir. Örnek olayı. Yani bir anlatım yapabilir, bir hikaye anlatabilir, bir gösteri yapabilir, rol oynama olabilir, resim, şekil, film, gazete haberi olarak nedir? Sınıfa getirebilir. Tartıştırdığı için ve öğrencilere çözüm ürettirdiği için daha çok buluş stratejisi keşfettiriyor. Evet, problemi. Öğrenci buluş stratejisi ve kavrama düzeyindeki davranışlar kazanmış oluyor. Öğrenci süreçte aktif, öğrenci merkezli ve öğretmen rehberdir. Mesela genelde ne olur? Şöyle bir gazete haberi getirir öğretmen. Okur. Yani işte der ki işte bir şu mahallede, şu yolda işte hafif hasarlı bir kaza olmasına karşın iki taraftaki kişiler yani şoförler nedir? Birbirlerini yaralamışlar, vurmuşlardır. Yani basit bir kazada bile bu tür kavgalar, yaralamalar, öldürmeler olabilmektedir. Böyle bir sorunun çözümüne yönelik nedir? Öğrencilerin nedir? Çözüm önerilerini isteyebilir. Yani örnek olay incelemesi böyle bir olay vereceğiz. Bu olayı öğrenciler ne yapacak? Sınıf ortamında çözüm üretecekler. Burada bilimsel süreç basamakları yok ve en sonunda da olay tekrar öğrenciler tarafından nedir? Yazılacak. Yeniden yazılacak. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı Elif Hocam? Takıldığım bir nokta var mı? Bu genelde şeyle karıştırılabiliyor. Problem çözmeyle de karıştırılabiliyor. Orada bilimsel süreç basamakları var. Burada sınıfta öğrenciye tartıştırıyoruz. Tartışma yöntemine geldiğimizde burada yine buluş yolu stratejisi. Çünkü öğrenciyi keşfettireceğiz. Buluş yolu stratejisini kullanıyoruz ve kavrama düzündeki hedef davranışları ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. Yani onlar için uygun bir nedir? Yöntemdir. Yani bir kere tartışma olabilmesi için öğrenci nedir? Düşündüklerini söyleyecek. Demokratik bir ortam sağlanması gerekiyor. Yani demokratik bir ortamda düşünecekler. Fikir üretecekler. Fikir alışverişinde düşüncelerini paylaşacaklar. Fikir alışverişinde bulunacaklar. Ve tartışmayı biz aynı zamanda şey için de yapabiliriz. Yani öğrendiklerini pekiştirme anlamıyla da ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Peki öğrenciyi tartıştırıyorsanız kendini ifade eder mi? Konuşacağı için ifade eder. İletişim becerileri gelişir. Çünkü başkalarıyla iletişime giriyor. Tabii düşünecek, düşünerek ne yapacak? Tartışacak. Zihinsel becerilerinde tartışma nedir? Geliştiren bir yöntemdir. Peki tartışma tekniklerine geldiğimizde, işte büyük grup tartışması dediğimizde bütün sınıfın katılımıyla gerçek. Büyük adı üzerinde. Büyük grup bütün sınıfı sürecin içerisine katıyorsanız, tartıştırıyorsanız büyük grup
tartışma tekniğidir. Ama 2-6 kişilik gruplarda tartıştırıyorsanız, yani bunlar nedir? Küçük grup tartışmaları. Yani iki şekilde de yapılabilir tartışma teknikleri. Bütün sınıfta yapabilir. Ya da sınıfı böleriz. 2-6 kişilik. 3 kişilik de olur, 2 kişilik de olur, 5 kişilik de olur, 6 kişilik de olur. Grupları bölüp ne yaparız? Öğrencileri tartıştırırız. Tartışma tekniklerinde tabii mutlaka olması gereken şeylerden birisi bir başkan olması gerekiyor. Yani tartışma tekniklerinde bir başkan olması gerekiyor. Bir nedir? Süre olması gerekiyor ve en sonunda da başkan kısa bir ne yapacak arkadaşlar? Özet yapacak. Yani kısa bir özet yapacak. Tartışmada genelde bunlar olur. Yani genelde olması gereken şeylerdir. İlk tartışma tekniğimiz seminer. Yani seminer yüksek lisans eğitiminde çok kullanılan bir tartışma tekniği. Yani öğrencilere bir konu verirsiniz. Öğrenci o konuda ne yapar? Araştırma yapar. Yani o konunun uzmanı olması gerekmiyor. Gidip araştırma yapar. Araştırma bulgularını gelip sınıfta paylaşır ve ardından işte sınıfta bulunanlar sorular sorarlar. Hoca soru sorar. Ve bu anlamda bir tartışma gerçekleşir. Seminer. Yani şeyden farkı, konferanstan farkı. Konferansta mutlaka uzman sunuyor, anlatıyor. Burada ise herhangi bir konuda araştırma yapıyoruz. Çok iyi bilgiye sahip oluyoruz. İyi bir hazırlık yapıyoruz. Geliyoruz onu sınıf ortamında, grup ortamında sunuyoruz. Sonra soru cevap şeklinde tartışıyoruz. Yani gidiyoruz, bilgiye ulaşıyoruz. Bilgiyi düzenliyoruz ve o bilgiyi etkili bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Sınıf ortamında da sunmamız gerekiyor. Genelde yüksek lisans eğitimleri bu şekilde gerçekleşir. Yüksek lisans eğitimleri bu şekilde gerçekleşir. Münazara da yani mutlaka işte ilköğretim, öğretim düzeyinde mutlaka ya izledik ya da katıldık. Bu tekniği gördük. Münazara olabilmesi için tartışmada ne olması gerekiyor? Mutlaka zıt ve çelişkili bir konu olması lazım. Yani zıt ve çelişkili bir konu olması gerekiyor. İki grup mutlaka şöyle şurası diyelim ki jüri, birinci grup, ikinci grup. İki tane grup olacak ve zıt ve çelişkili bir konu. Yani Türkiye nedir? Avrupa Birliği'ne girmelidir. Şu Türkiye Avrupa Birliği'ne girmelidir diyor, şu girmemelidir diyor. Girmemelidir diyor. Yani zıt ve çelişkili bir. Bu girmesi yönünde görüşlerini bildiriyor. O nedir? Girmemesi gerektiği. Şu tezini sunuyor. Bu da ne yapıyor? Karşılığında onun antitezini sunuyor. Tabii bunu yapabilmek için de ne olması gerekiyor? Konuyla ilgili önceden bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Peki burada münazarada dinleyiciler var mı? Evet, dinleyiciler var. Dinleyiciler soru sorabiliyor mu? Hayır. Yani dinleyiciler burada soru sormaz. Burada yani önemli olan tezimizi, görüşümüzü ne yapacağız? Karşı tarafa ve jüriye kabul ettirebilmektir. Düşünce değişmiyor. Yani gruplardan düşünceyi kabul etmese bile ne yapması lazım? Hangi düşünceyi savunuyorsa sonuna kadar orada ne yapması lazım? Israr etmesi gerekiyor. Yani bir fikri savunma becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. İletişim becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Sınırlı tabii istemediği, benimsemediği bir şeyi savunabilir. Bu anlamda böyle çok şey istekli olmayabilir öğrenci. Daha çok burada tabii etkili konuşan, ağzı laf yapan kişilerin nedir kazandığı bir teknik oluyor münazara. Panele geldiğimizde, şimdi panelde bir kere ne olması gerekiyor? İşte bir başkan olacak, bir masa olacak ve 3-5 kişilik bir mutlaka uzmanın olması gerekiyor. Panelde şey vardır, samimi bir ortam vardır. Yani samimi bir ortam vardır. Kişiler konuyu farklı açılardan derinlemesine tartışırlar. Hatta birbirine destekleyici nitelikte ne yaparlar tartışırlar. Yani bir tarafı diyor ha bu konuda bak şu ben de düşüneceğim şu gibi destekleyici yönü de nedir? Vardır uzmanları. Yani benim panele gidebilmem için ne olması gerekiyor? 3-5 kişilik bir uzman olması gerekiyor masa etrafında ve bir konuyu herkes farklı yönüyle ne yapacak? Tartışacak. Farklı yönüyle tartışacak ve en sonunda da dinleyiciler ne yapıyor? Bunların tartışmaları bittikten sonra tabii
farklı yönleriyle olduğu için derinlemesini de ne yapmış oluyorlar? Tartışmış oluyorlar. Öğrenciler de en sonda konuşmacıların tartışmaları bittikten sonra en sonda dinleyiciler de ne yapabiliyor? Soru sorabiliyor. Mesela Çanakkale Zaferi'nin nedir? İşte ekonomik boyutları, siyasi boyutları, sosyal boyutları gibi farklı yönlerini bir kişi derinlemesine ne yapıyor? Anlatıyor. Hatta birbirlerini samimi bir ortamda birbirlerini destekleyerek ne yapıyorlar arkadaşlar? Anlatıyorlar. En sonunda da dinleyiciler soru sorabiliyor. Yani işte öğrencilerin soru sorma, sorgulama, sorunlar üzerinde düşünme becerilerini ne yapmaya çalışıyoruz? Geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi zıt panel aslında panelle hiçbir alakası yok. Sadece grup olması anlamında zıt panel olarak ne yapıyoruz, kabul ediyoruz. Şimdi burada zıt panelde ya işlediğimiz konuyu tekrar pekiştirme, gözden geçirme amacıyla kullanıyoruz. Ya da iyi anlaşılamamış, iyi açıklığa kavuşulmamış, eksik kalmış konuların tekrar öğretiminde ne yapıyoruz? Kullanabildiğimiz bir tekniktir zıt panel. Şimdi konuyu önce anlatıyoruz. Şimdi konuyu anlatıyoruz. Öğretmen ne yapıyor? Sınıfı ikiye ayırıyor. İşte küçük grupları da ayırabilir, sorun değil. Birisi mutlaka soru soran, diğeri de cevap veren grup olacak. Yani gruplardan birisi mutlaka ne olması lazım? Soru soran. Burası soru soracak, burası nedir? Gerekli cevapları verecek. Bunun için öğretmen 10-15 dakika, 15-20 dakika bir süre veriyor. Şunlar sorularını hazırlıyor. Bunlar da diyorlar ki şu sorular sorulursa biz bu cevapları veririz gibi muhtemel cevapları hazırlıyorlar. Tartışma başlıyor. Burada amaç nedir? İşte yeni fikirler çıkarabilmek konuyla ilgili. Konuyu tekrar edip nedir? Pekiştirmelerini sağlıyoruz, gözden geçirmelerini sağlıyoruz ve yanlış bilgiler varsa, eksik bilgiler varsa bunları da ne yapsın istiyoruz öğrenciler? Gidersin istiyoruz böyle konu sonunda tartışılarak. Şimdi bunu bir şeyde daha gördük biz böyle. İşbirliğine dayalı öğrenmede bu tarz bir teknik daha gördük. Orada o neydi? Karşılıklı sorgulamadı. Bak orada da sorgulama var. Orada grup içerisinde, aynı grup içerisinde soru cevap. Orada konuyu anlatıyoruz. Konu anlattıktan sonra öğretmen işte gruplar oluşturuyor. Aynı grup içerisinde soru cevap çalışması varsa bu karşılıklı sorgulama. İki farklı grup var. Farklı gruplar var. Birisi soru soruyor, diğerisi cevabını veriyorsa buna zıt panel diyoruz. Zıt panel. Zıt panel denmesinin nedeni iki grup olması. Yani panele benzer iki grubun olmasından kaynaklanıyor. Soru cevap çalışması yapılıyor. Kolegyumda niye benzer? Kolegyumda panele benzeyen bir teknik. Ama burada iki panel grubu var. Mutlaka ne olması gerekiyor? İşte şöyle iki tane grup olacak. Birisi mutlaka öğrenci grubu olacak. Evet, diğeri de uzman olacak. Ha diyebilir, öğrenciler çok iyi çalışmıştır. Uzman grubunu oluşturmuşlardır der. Mesela uzman grubu da öğrenciler oluşabilir ama mutlaka bana uzman vurgusu vermesi lazım. Yani grubun birinin öğrenci de olsa uzmanmış gibi vurgusu ne yapılması gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Bu iki grubu oluşturuyoruz. Ne yapıyor? Öğrenci, şimdi dinleyiciler var mı? Evet, dinleyiciler de var. Evet, dinleyiciler de var. Önce işte konuyu öğrenci grubu sunar. Takıldıkları noktalarda uzman, evet, var. Var hocam, soru sorar. Zıt panelde mi hocam? Hayır, zıtta değil. Kolegyuma geçtik hocam. Zıtta yok. Zıtta dinleyici yok. Zıtta gruplar var. İkiye de ayırabilirsin şeyi. Grubu sınıfı küçük part şeyler de ayırabilirsin. Mesela 6'şar kişilik grupları da ayırabilirsin ama mutlaka şu olması gerekiyor hocam. Elif hocam orada zıt panelde birisi soru soracak, diğerisi cevaplayacak. Tamam mı? Şeyde de karşılıklı herkes katılıyor. Şeyde ise mesela karşılıklı sorgulamada da soru cevap vardır. Orada aynı grup içerisinde. Mesela 4 kişilik grup, 6 kişilik grup kendi içerisinde soru cevap, gruplar kendi içerisinde soru cevap yapıyorsa bu karşılıklı sorgulama. Ama grubun birisi soru soruyor, diğer grup cevaplıyorsa zıt paneldir hocam. Zıt panelde şey yok, bütün öğrencileri katıyoruz zaten. Ama kolegyumda tüm öğrenciler katılmıyor. İki grup oluşturuluyor, biri uzman birisi. Öğrenci grubu, dinleyiciler var.
İşte öğrenci grubu konuyu sundu, takıldığı noktaları uzmanlara sordu. Dinleyiciler de ne yapabiliyor? Soru sorabiliyorlar, takıntıları ama şey, bunlar şey yaptıktan sonra dinleyici de devreye girebiliyor. Uzman gruba ne yapabiliyor? Soru sorabiliyor. Ya burada kolegyuma gidebilmem için bak değişik şekillerde sorabilir Elif Hocam. Benim kolegyuma gidebilmem için öncelikle şunu bilmem lazım. Yani mutlaka bana iki bir öğrenci grubu, bir öğretmen grubu, şey uzman grubu diyecek. Der ki işte önce öğrenci grubu konuyu anlatmıştır, sonra uzman grubu, sonra öğrenci grubu takıldığı noktaları sormuştur, dinleyicilerde de sormuştur der. Bu da kolegyumdur. Sadece öğrenci grubu sunmuştur, takıldığı noktaları uzman gruba sormuşlardır, dinleyiciler de uzman gruba konuyla ilgili soru sormuştur. Bu da kolegyum. Kolegyumda kritik nokta şu gruplardır. Birisi uzman, birisi ne olması gerekiyor? Öğrenci grubu olması gerekiyor. Anladık herhalde değil mi Elif Hocam? Burada bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi forum dediğimiz şey ne? Şimdi forum. Forumda yine uzman bir kişi de olabilir. Birden fazla kişi de olabilir arkadaşlar. Uzmanlar dinleyicilere bilgi aktarıyorlar. Şimdi kolegyumun mantığı şudur. Burada yani şöyle düşünün. Bu şey var, bu son Babala TV'de var. Mevzular açık diye. Biliyor musun Elif Hocam? Bu son zamanda böyle siyasilerden dolayı falan popüler oldu ya. Heh. O mesela forumdur. Mesela şey vardı bir de. Heh. Siyasetçiler de gelir. Sorun değil. Siyasetçi de kendi alanında uzman oluyor. Mesela şey var bir de. Şimdi yapıyor mu bilmiyorum. Abbas Güçlü vardı, gazeteci. O da mesela ne yapıyordu? Bir program yapıyordu. Şimdi aklıma gelmedi. Hatırlıyor musun Abbas Güçlü? Gece çıkıyordu. Genç Bakış mıydı? Genç Bakış'tı galiba. O da mesela forumdu. Forumun şöyle mantığı şey hocam. Forumda mesela şeyde panelde ne olur biliyor musun? Ha, onu bilmiyorsun. Şimdi şey var, panelde şey olur. İşte uzman bir grup kendi aralarında derinlemesine konuyor. Farklı açılardan tartışırlar. Sonra bittikten sonra, tartışma bittikten sonra seyirci devreye girer. Şeyde, forumda öyle değildir. Forumda bir uzman ya da birden fazla uzman var. Değil mi? O uzman da dinleyicileri bilgi aktarır. Seyirci burada çok aktiftir. Yani tartışmanın seyrini aslında seyirci belirliyor. Yani ilk dakikadan son dakikaya kadar görüş de bildirir, soru da sorar. Forumun mantığı budur. Yani ilk dakika uzmanla birlikte devreye girer. İlk dakikadan son dakika sorularını da sorar, kendi görüşlerini de sorar. Şeyde öyle değildi mesela, panelde en son tartışmalar biter. Görüş de bildirmez zaten. Yani direkt sorusunu sorar. Konferansta da öyledir. Ama burada görüşünü de söyler. Sorusunu da sorar. İlk dakikadan başlar. İşte o genç şeyde olduğu gibi. Mevzular açık programında olduğu gibi. Tabii burada öğrenciye direkt kattığımız için demokratik katılımın en çok olduğu, fazla olduğu teknik nedir? Forumdur diyeceğiz. Açık oturum. Yani açık oturum olabilmesi için bana bir öncelikle şu ayrı, şu siyahı yazılmamış, şu ayrı bir başlık hocam, bunu biliyorsunuz zaten. Sempozyum bilgi şöleni. Açık oturum şu. Yani açık oturumda güncel bir konu olacak. Mutlaka açık oturuma gidebilmem için benim ne olması lazım? Güncel bir konu olacak. Farklı bakış açılarına sahip kişilerin düşüncelerini ne yapması lazım? Şey olabilir, sorması gerekiyor. Evet, farklı olabilir. Olabilir Elif Hocam. Çünkü nedir açık oturumda? Farklı bakış açılarına sahip kişiler ne yapıyor? Görüşlerini söylüyor. Bu çok yaygın şeyde. Burada şeylerde, çok televizyonlarda işte ben seni dinledim, sen beni dinlemedin tartışmaları, çok ben dayanamıyorum, şey demiyorum. Onlar açık oturum aslında. Çoğu kanal, haber kanallarında çok fazla var. Yani farklı bakış açılarıyla karşılıklı otururlar. Karşılıklı otururlar. Farklı bakış açılarına sahip kişiler vardır. Burası görüşünü söyler, burası görüşünü. Şurada başkan vardır. Görüşlerini söylerler.
Burada mantık şudur bakın. Sırayla konuşmazlar. Başkanın tercihine göre konuşurlar. Ama süre ve konuşma sayısı anlamında başkanın ne olması lazım? Adil olması lazım. Mesela şöyle yapabilir. A kişisine söz verdi. Orada yarım bırakır, şuradaki C'ye söz verebilir. Sonra ona dönebilir. Yani tamamen inisiyatif nedir? Başkandadır. Sırayla değil de başkanın tercihine doğru konuşur ama başkan adaletli olacak. Süre olarak, sıra olarak. Yani herkes iki kişi iki kere konuşacaksa herkes iki kere konuşacak. İşte herkes 10 dakika konuşacaksa yaklaşık herkes 10 dakika. Birine bir dakika verip birine yarım saat verirsen o çığırından olayı ne yapar? Çıkarır. Açık oturumun mantığı bu. Zaten şey değildir açık oturumda da amaç. Yani sonuca ulaşmak diye bir kaygısı yoktur. Sadece güncel bir konu vardır. Hemen şey yaparlar. Bir tanesi bir olay olmuştur. Hemen akşamına özellikle son dönemde seçtiğim şey siyaset olayı var ya. Hemen ne yaparlar? Toplanırlar. Bunu tartışırlar. İşte açık oturum bu. Güncel bir konu. Burada sonuca ulaşabilir misin? Hayır. Sadece o konuda dinleyicileri detaylı bir şekilde derinlemesine ne yapmak? Bilgilendirmektir. Yani benim açık oturuma gidebilmem için mutlaka güncel bir konu olacak. Güncel konuyu farklı bakış açılarından sahip kişiler tartışırlar. Ama amaç bir sonuca ulaşmak değildir. Sadece detaylı bir bilgi edindirme amacı vardır. Genelde de kavga ederler sürecin sonunda. Öyle bir şey de var ya da reyting arttırmak için mi yapıyorlar, ne yapıyorlar. Böyle durumlarda tartışmalar, sert tartışmalar da olabiliyor açık oturumda. Yani haber televizyon kanallarında çok fazla var. Çok böyle bir de şey yaptıkları için böyle birbirlerini bastırmaya çalıştıkları için yani birbirlerini de dinlemeden karşılıklı konuşuyorlar. Bu anlamda da yorucu oluyor. Ben mesela bakamıyorum hiç. Açık oturum o. Çok yaygın televizyonlarda. Sen de görüyorsundur zaten yani bu haber kanallarında falan. Sesini yükselten, sesini yükselten, karşılıklı bağıran varsa, birbirlerini dinlemiyorlarsa bil ki hocam bir de güncel bir konuysa bil ki o açık oturumdur. Bil ki açık oturumdur. Mesela panelde falan olmaz. Panelde gayet konuşmacılar sakindir, gayet samimidirler, gayet birbirlerini destekleyici konuşma yaparlar. Farklı yönleriyle ne yaparlar? Konuyu aydınlatır ama burada öyle değildir. Sempozyum dediğim şey bu tamamen bilimsel akademik çalışmaların sunulduğu bir yer. Bilgi iş yöneli diyoruz. Yani bilimsel, akademik, sanatsal, düşünsel ağırlıklı konuların çeşitli yönleriyle bir grup tarafından seri şekilde sunuluyor. Yani bu oturumlar şeklinde olur. Öncelikle işte hakim heyeti vardır. Siz o konuda çalışmalarını uzmanlar gönderir. Seçilenler, çağrılanlar gelirler. O konuyu kısa bir sürede sunarlar. Yani 5 ile 20 dakika arasında sunarlar. Sunduklarını da ne diyoruz? Tebliğ bildiri diyoruz. Tebliğ bildiri diyorsa sadece burada var. Olabilir. Zorunlu değil de olabilir hocam. Yani birkaç çok fazla sürmüyor zaten. Birkaç gün sürer. Çünkü oturumlar şeklinde oluyor ya hocam. Sen mesela A oturumundaydın. Orada sunumunu yaptın. Tamam, bir sürü kişi gidiyor ya. Farklı oturumlar var. O anlamda gelip seri sunumu, herkes seri sunumunu yapıyor. Ve en son tabi oturumlar sonunda soru sorulacaksa dinleyicilerden de soru alınabiliyor. En sonunda katılımcılara bildiri kitapçığına o işte sundukları şeyler nedir? Kitapçık haline getirip ne yapılıyor? Dinleyicilere dağıtılıyor. Bu zaten tamamen bilimseldir. Akademiktir, sanatsaldır, düşünseldir, bilimsel akademik çalışmalardır. Yani işte bilim adamları, akademisyenler, işte o konuda çalışanlar ne yapıyor? O alanda yaptığı çalışmaları seri şekilde bir yerde toplanıp, oturumlar şeklinde sunup geldikleri şey nedir? Sempozyumdur. Çalıştay, diğer bir ismi workshop, yani düşünce atölyesi. Çalıştay'da şimdi bu alanda yine uzman kişileri çağırıyoruz. Küçük bir grubu belli bir yere çağırıyoruz. Belli bir konuda bir probleme çözüm üretiyorlar ve ortak bir karar almaya çalışıyorlar. Yine oturumlar şeklinde oluyor ve 6-8 kişilik gruplar oluşturuluyor. 6-7'ye. Her oturum sonunda kısa bir değerlendirme yapılıyor. Her grup kendi raporunu hazırlar. Sonra bütün raporlar ortak rapor haline gelip nedir?
dinleyicileri, katılımcıları ne yapıyoruz? Bilgilendiriyoruz. Yani burada amaç ne? Yani burada uzmanların birikimlerinin yansıdığı bir ekip görüşü oluşturuyoruz ve soruna çözüm üretmeye çalışıyoruz. Orijinal fikirler üretmelerini sağlıyoruz. Mesela işte sen işte rehber öğretmensin. İşte o Milli Eğitim'de çalışıyorsun. İşte dedi ki Milli Eğitim Bakanlığı işte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalışan bazı rehber öğretmenleri çağırıyor. Alanlı uzmanı. Nedir? Akran zorbalığı çok yaygınlaştı. İşte diyor ki işte Ankara'da 2 gün boyunca işte öğretmen evinde ya da başka bir milli eğitimin işte artık ya da bir kurumda ne yapıyorsun? Toplanıyorsun. Oturumlar şeklinde 6-8 kişilik gruplar şeklinde bu sorunu ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nasıl çözülebilir? Çözüm üretiyorsunuz. Yani çözüm üretiyorsunuz ve en sonunda ortak bir rapor. Bütün grupların raporları doğrusunda ortak bir çözüm önerisi ne yapılıyor? Sunulmuş oluyor. Yani Çalıştay böyle bu şekilde gerçekleşiyor. Mesela şey olabilir. Biz işte okullarımızda İngilizce öğretiriz ama çocuklar İngilizce konuşamaz. Yani İngilizce öğretmenlerini belli bir yerde toplu, hepsini değil tabii. Hepsini toplamamız mümkün değil. O alanda ne yaparız arkadaşlar? Şey yaparız. Yani bu konuda çalışma yaparlar, raporlarına sunarlar. Oturumlar şeklinde oluyor. Her grup kendi çözüm önerilerini sunuyor rapor şeklinde. Sonra onlar birleştiriliyor. Ortak bir çözüm raporu oluşturulmuş oluyor. Çalıştay'ın mantığı bu şekilde gerçekleşiyor. Burada tebliğ bildiri yok. Sempozyumda mutlaka bireysel sunular yapılıyor. Her kişi, her uzman sunumunu yapıyor. Ve buna tebliğ bildiri diyoruz. Yani bu da 5, en fazla 20 dakika içerisinde ne yapması lazım? Sunması gerekiyor. Vızıltı gruplarından soru geliyor. Yani kısa süreli adından da anlaşılıyor zaten. Kısa süreli tartışma grupları. Yani kısa süreli tartışma grupları soru geliyor. Yani şu şekilleri var. Vızıltı 22, 33, 44, 55, 66. Bu ne demek? Bu işte baştaki kişiler, sayılar, grup da kaç kişi olduğunu gösteriyor. Mesela vızıltı 22 2 kişi, 33'te 3 kişi, 44'te 4 kişi, 55'te 5 kişi, 56 6. Peki sonradakilerde yani bu grupta konuyu kaç dakika tartışılacak? Yani süre ne kadar olacak? Kişi sayısına kadar konuşma süresi veriyoruz. Yani 2 kişi ise 2 dakika veriyoruz. 3 kişi ise 3 dakika, 4 kişi ise 4 dakika tartışma süresi veriyoruz. Öğretmen grupları oluşturuyor. İşte her grubun bir başkanı, sözcüsü oluyor. Gruplar işte konuyu tartışıyorlar. Yani konuyu veriyoruz. Kendi içinde tartışıyorlar. Ulaşılan, kendi içerisinde ulaştıkları sonucu grup sözcüsü diğer gruplarla ne yapıyor? Paylaşıyor. Adı üzerinde zaten. Kısa süreliğine. Kısa süreliğine yapılan nedir? Tartışmadır. Philips 66, Donald Philips diye birisi oluşturmuş. Bu aslında şununla aynıdır arkadaşlar, 66 ile. Philips 66. Burada yine gruba ne yapıyorsun? Bir başkan sözcü seçiyorsun. Konuyu tahtaya yazıyoruz öğretmen olarak. Kendi içerisinde konuyu. Kaç dakika, kaç kişiymiş bunlar? 6 kişi. Kaç dakika çalışıyorlar? Tartışıyorlar 6 dakika. 6 dakika süre veriyoruz. Ve ulaşılan sonuç grup sözcüsü tarafından nedir? Paylaşılıyor. Sınıfta diğer gruplarla paylaşılıyor. Evet Elif Hocam. Şey mi soracaktım? Ya hocam bu şeyde mi diyorsun? Bunda mı? Bunda mı? Şunda mı? Philips'te hocam 1 dakika bir. Toplamda 6 dakika. Toplam 6 dakika. Birer dakika, birer dakika, birer dakika. Şunla aynıdır aslında. Şunla aynı. Şimdi bazı kaynaklarda şey de veriliyor hocam bunda. Ama ÖSYM'e ben soruları hep dikkat ediyorum. Bu şey soruyor yani kişi sayısı kadar süre veriyor. Mesela vızıltıda. Bazı akademik kitapları incelediğin zaman karşına belki incelemişindir çıkabilir kafan karışmasın. Mesela bir kişiye burada der 2 dakika, bir kişiye 3 dakika. Mesela şurada 6 kişi, şimdi öyle düşündüğün zaman, şöyle baktığın zaman, şimdi kısa süreli tartışma grupları, şimdi 6 kişi her biri 6 dakika, 36 dakika yapar. 36 dakika tartışma olur yani. Ama bazı akademik kaynaklar böyle veriyor. Ama ÖSYM sorularında şu ana kadar hep şu soruldu hocam. Konuşma, işte
kişi sayısı kadar süre veriyor. Yani iki kişi ise 2 dakika, üç kişi ise 3 dakika. Biz de konuyu anlatırken niye baz alıyoruz? KPSS'de çıkmış, ÖSYM'de çıkmış soruları ne yapıyoruz? Baz alıyoruz. Yani bazı kaynaklarda öyle gördüysen kafan karışmasın diye söyledim. Bu zaten bu kesinlikle 1 dakika her kişiye. Buz grup dediğimiz şey. Buz grup. Bu bir probleme yine çözüm ürettiriyorsunuz arkadaşlar. Gruplar oluşturuyoruz. Peki grubun büyüklüğü nasıl oluşturuluyor burada? Öğrenci ilgilerine göre. Yani bu nasıl ortaya çıkıyor arkadaşlar? Şimdi ben konuya birkaç tane, saatiye birkaç tane konu yazıyorum. Konu başlığı yazıyorum. Öğrenciler kendi ilgilerine göre konuyor. Burada belki 3 kişi olacak, burada belki 7 kişi olacak, burada 5 kişi olacak, burada 4 kişi olacak. İlgilerine göre konuyu seçiyorlar. O yüzden grubun büyüklüğünü oluşturan buz grupta öğrenci ilgileridir. Konularını seçiyorlar. Bu grup çalışmalarında, yani buz grup çalışmalarında her bir birey en az bir kere lider olma hakkı var. Ama bu tabii bir tartışmada olmaz. Farklı tartışmalar yaptığında aynı kişiye şey yapmıyorsun, lider yapmıyorsun, başka bir kişiye lider yapıyorsun. Burada işte konuyu veriyorsun, herkes görüşünü söylüyor ya da çözümler tekrarlanmaya başladığında tartışmayı ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Yani buz grubun mantığı bu. Yani şeyde gruplar nasıl oluşuyor burada? Öğrencinin ilgisine göre. Çünkü biz konuları veriyoruz, farklı konular. Öğrenciler ilgilerine göre grupları oluşturuyorlar ve konuyu ne yapıyorlar? Tartışıyorlar ve çözümler tekrarlanmaya başlıyor. Ya da herkes görüşünü söylediğinde tartışmayı bitiriyoruz buz grubunda. Fikir taraması. Yine küçük grup tartışması. 4-7 kişilik gruplar oluşturuluyor. Konu veriyoruz. Bu konu mizahi de olabilir, ciddi de olabilir ama genelde biz böyle eğlenceli konu vermeye çalışıyoruz. Çünkü daha çok burada bir şey dersin herhangi bir aşamasında yapıyoruz bunu. Yani özgürce konuyla ilgili düşüncelerini söylemelerini istiyoruz. Dersi sıkıcılıktan kurtulsun istiyoruz. Monotonluktan kurtulsun. Öğrencinin dikkati tekrar derse toplasın istiyoruz. Yani 5-10 dakika ayırıyoruz bunu. Fazla ayırmıyoruz. Çünkü bu sıkıcılığı kurtarmaya yönelik bir çalışmadır. Mesela baktınız işte erkek öğrenci sınıfta fazla. Maç bilgileri de çok fazla. Siz ders anlatıyorsunuz ama sıkılmışlar. Ya işte ne oldu? Fenerbahçe ne zaman şampiyon olacak acaba dersiniz? Bir 5-10 dakika öğrenciler böyle şevkle görüşlerini söylerler, bir canlanırlar. Sonra ne yaparız? Derse geçeriz. Yani fikir taraması dediğimiz olay bu. Ya burada yaratıcılık falan aranmaz. Yani şeydeki gibi. Beyin fırtınasındaki gibi yaratıcılık aranmaz. Burada sadece bir konuda öğrenci düşüncesini söylesin, bir canlansın, bir kendine gelsin. Bir derse dönsün istiyoruz. Böyle bir canlandırıp sonra normal ders akışımızı devam ediyoruz fikir taramasında. Çember dediğimiz şey yani öğrencilere ne yapıyorsun? Şöyle çember daire şeklinde oturtuyoruz. Burada bir mutlaka başkan olur. Solunda bir sekreter olur. Zaman tutucu da olur ama ayarlayıcı genelde başkan olur. Ama başkan tercih ederse birini tutturabilir. Çünkü öğrenciler en fazla burada ne kadar konuşuyorlar? 1-2 dakika konuşuyorlar. O yüzden zaman da önemli ama genelde başkan yapar. 10-15 kişilik bir grup oluşturuyoruz. İşte konuyu veriyoruz. Konuşma nereden başlıyor? Başkanın sağından başlıyor. Sırayla bütün öğrenciler konuyu ne yapıyorlar? Tartışıyorlar ve sekreter de kaç dakika? 1-2 dakika. Değil mi? Her öğrenci 1-2 dakika konuşuyor. Sekreter de konuşulanları not ediyor ve en sonunda yazılanları ne yapıyor? Sekreter okuyor ve tartışıyorlar, ortak karar alıyorlar. Öğretmen de en sonunda ana noktaları ne yapıyor? Değiniyor. Çemberin mantığı bu şekilde. Çemberin benim gidebilmem için mutlaka başkan, burada sekreter uygulaması var. Sekreter bütün söylenenleri not ediyor. 10-15 kişilik grup var. Yani öğrenci mutlaka en fazla 1-2 dakika ne yapabiliyor? Konuşabiliyor ve sekreter her öğrencinin konuşmasını da not ediyor. En sonunda onları okuyor. Öğretmen de en son ana noktaları, önemli noktaları ne yapıyor? Vurguluyor.
Yani şey olarak tartışma tekniklerinde, temel olarak bilmemiz gereken noktalar bunlar Elif hocam. Burada kafana takılan anlamadığım bir teknik falan oldu mu Elif hocam? Yani sormak istediğin bir tartışma tekniği ya da şey oldu mu? Kafana takılan bir şey oldu mu? Anladığım kadarıyla iyi biliyorsun zaten. Öyle anlaşılıyor. Ön bilgin güzel. Yani Philips 66 daha şey hocam ya, yani bir konu veriyorum ama bunu mutlaka bana şey yapacak. Ha, daha iyi oturdu. Yani bir dakika veriyoruz, tartıştırıyoruz. Sonra birisi ne yapıyor? Onu sunuyor. Dersimizi bu